Ancak Müslümanların bilmesi gereken hususlar var. Mümin kardeşlerimizin bilmesi, dikkat etmesi, alakadar olması gereken bazı cihetler var. Ben bunları kısa hatlarla arz edeyim. Bu Noel bayramının ve yapılan hazırlıkların, dikilen Noel ağaçlarının, yakılan Noel mumlarının aydınlatmalarının, Allah'ı şahit olarak söylüyorum ki, Hazreti İsa ile uzaktan yakından bir alakası yoktur. Dün Patrikhane'de haberlerde görmüşsünüzdür, tören tertiplenmiş, şarabın içine ekmek doğramış papaz Patrik, şarabın içine ekmek doğramak suretiyle aynı kaşıkla o içinde ekmek bulunan şaraptan sırayla herkese içilip duruyor. Bunun Hazreti İsa'yla soruyorum size bir alakası var mı? Ekmek temiz olan bir şey, şarap necis olan bir şey. Hiç temiz olan ekmek şarabın içine doğranır mı? Bu ne rezalet, bu ne dalalet, bu ne sapıklık ya. Akıl alacak şeyler değil. Ama adamlar yapıyorlar işte. Noel bayramı Hristiyanlarla alakalı ama İsa ile alakalı değil. Bir kere yeryüzünde Hazreti İsa'nın doğum gününü tespit edecek adamın alnını karışlarız. Asla mümkün değil. Hazreti İsa aleyhisselamın doğum gününü vallahi tespit etmek mümkün olmamıştır. Bu törenlerin onunla bir alakası yok. Çünkü Hazreti İsa biliyorsunuz olaylı çok özel bir surette, çok olaylı bir şekilde dünyaya gelmişlerdir. Bir kere babasız dünyaya gelmiş. Bundan daha müthiş bir şey mi olur? Annesi Meryem validemiz bakiredir. Bakire, hiç evlenmemiş. Eline erkek eli değmemiş. Böyle bir kadından dünyaya geliyor. İsrailoğulları babasız dünyaya geldi diye İsa'ya doğduğu gün düşman olmuşlardır. Babasız dünyaya geldiği için Hazreti İsa'ya İsrail oğulları korkunç şekilde düşman olmuşlardır. Hazreti Meryem'i öldürmek için delik deşik aramışlardır. Sen nereden aldın bu çocuğu diye. Hale bak. Bunlar uzun meseleler. Buraya girmemek lazım. Asıl maksadımız bu değil. Eğer Zekeriya aleyhisselam olmasaydı, Allah'ın tabi takdiri böyle, Hazreti Meryem'i de parçalayacaklardı, kucağında Hazreti İsa'yı da parçalayacaklardı. Kim? Zalim Yahudiler. Kafir İsrailoğulları. Bazı camilerimizin mihrabında, şurada mesela, şu mihrabın üstünde bir yazı var. Fakat bazı camilerimizin de mihrabında bundan daha farklı bir ayet var. Çoğunuz bilirsiniz. Küllemâ dehale aleyhâ. Devam edin. Zekeriyel mihrab. Zekeriya. İsmen geçer. Burada geçmiyor. Bu da daha değişik bir ayet. Felelli vecheke şatral mescidil haram. Yazılmış. Ama birçok camilerin mihrabında küllemâ dehale aleyha Zekeriya el mihrab. Ne zaman Zekeriya aleyhisselam mihraba, yani böyle duvardaki oyuk bir yere, bak mihrab demek oyuk, oyuk, duvara oyulmuş, oyuk anlamına geliyor. Bütün bu ayetler hadiseyi anlatıyor. Ve kefeleha Zekeriya, Meryem validemize doğurduğu İsa aleyhisselama Cenab-ı Hak Zekeriya peygamberi kefil yaptı. Ve kefeleha, kefil oldu.
onları korudu, kolladı, sakladı, korumalarını yaptı. Neyse, Hazreti Meryem ile Hazreti İsa'nın yerini Allah'tan ve Zekeriya peygamberden başka kimse bilmiyordu. Daha nereden tespit edeceksin doğduğu günü, doğduğu saati, kim nereden bilecek? Onun için şu anda yapılan Noel bayramları, Christmas dedikleri, yortu dedikleri bir takım törenlerin Hazreti İsa'nın doğum günüyle alakası yoktur. Günü belli değildir ki alakası olsun. Günü belli değil. Kainat bilmiyor, kimse bilmiyor. Belki doğumuyla alakalı olabilir. Ama doğum günüyle alakalı olmak, doğumuyla alakalı olmak başka şey, doğum günüyle alakalı olmak başka şey. Günü bilinmiyor. Ama işte Hazreti İsa'yı alet ederek, istismar ederek, sanki onun içinmiş gibi etrafında şaraplar, zinalar, kumarlar, efendim hindiler, domuzlar, pislikler İsa'nın etrafında dönüyor, dönüyor, devam ediyor. Ne alakası var? Buralara girmeyelim.